Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Bilimler Oryantasyon Günleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Oryantasyonu'na hoş geldiniz. Öncelikle konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Büyükalaca'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. Üniversitemizin çok değerli rektör yardımcıları, dekanlarım, enstitü müdürlerim, bölüm başkanlarımız, çok kıymetli akademisyenler, sevgili gençler, bu oryantasyon programınıza hoş geldiniz diyorum. Ve özellikle bu yıl aramıza katılan siz değerli gençlere özellikle hoş geldiniz diyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Biliyoruz ki uzun ve zorlu bir süreçten geçerek bu aşamaya kadar geldiniz. Ancak unutmayın ki bu zorlu ve yorucu maraton sadece bu bir su molası. Bundan sonra maraton devam ediyor. Eğer hayatı bir merdiven gibi algılayacak olursak hep çıkmak zorunda olduğumuz çok önemli bir basamağı atlattınız. Çünkü daha ilk öğretimden itibaren ortaokul veya lise yeni adlarıyla artık bunları kullanabiliyoruz. Buralardayken hep hedefimiz üniversiteye girmek, üniversite sınavlarını başarıyla tamamlamak ve belirli bir eğitim alabilmekti. Bugün sizler ailelerinizle, çevrenizdekilerin de desteğiyle bu basamağı başarıyla atlattınız, üniversitemize geldiniz. Bizler size öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Ancak serde hocalık olunca bazı şeyleri söylemeden de geçmek olmuyor. Biliyorum çok fazla nasihat dinlemek hoşunuza gitmiyor bu çağlarda. Belki aileleriniz daha önce hocalarınızla benzer şeyleri söylediklerinde yine mi diyeceksiniz ama bu belki biraz da bizim üzerimizden vebal atmak adına bunları söylemeden geçemeyeceğiz. Üniversitenin en yetkili kişisi olarak, en üstte bulunan kişisi olarak bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla da sizleri sıkmadan, fazla vaktinizi almadan. Bu merdivene baktığımızda zorlu bir, dik bir basamağı atladık. Burada bir duraklama noktası var. Şimdi yeni basamakta karşımızda ne var? Başarmak zorunda olduğumuz ve en az 4 yıl sürecek olan bir eğitim öğretim dönemi var. Ben bu 4 yıllık eğitim öğretim döneminin bir şekilde sizlerin de gayretiyle, başarıyla tamamlayacağınızdan hiç şüphem yok. Burası bir şekilde tamamlanacak ve sizler inşallah 4 yılın sonunda, 4 yılın sonunda da olmazsa 4,5-5 yıl sonunda sizleri burada mezun olarak aramızdan göndereceğiz. İşte oradaki esas dik basamak o mezun olduktan sonra başladı diye düşünüyorum. Karşımıza çıkacak olan, aşmak zorunda olduğunuz en dik basamak o basamak. İşte mezun olduktan sonra karşınıza çıkacak olan o dik basamağı başarıyla kolayca geçebilmek için önünüzdeki bu şu anda karşı karşıya olduğunuz basamağı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun yolu, buradaki 4 yılı dolu dolu geçirmeniz. Bu kelimeyi dolu dolu geçirmekten kastım sadece ders çalışmak anlamında algılamayın. Mutlaka hocalarınızın sizlerden istediği belirli sorumluluklar, belirli yükümlülükler var. Bunları yerine getirmek zorundasınız ve getirmek durumundasınız. Bunları getireceğinizden şüphemiz yok. Belki geçerli not işte şu anda CC dediğimiz notu, belki çok vakıf değilsiniz daha CC ne anlama geliyor ama kısa sürede herhalde Şubat ayı gelince bunun ne derece kıymetli bir şey olduğunu anlayacaksınız o CC'nin. Bu CC notunu alacaksınız ve bir şekilde başarılı olacaksınız. Ama yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanabilmek, buradan mezun olduktan sonra rahat bir şekilde iş bulabilmek, istihdam olanaklarınızı genişletebilmek. Ben de buradayım, ben de yetişmiş bir eleman olarak, donanımlı bir eleman olarak bu üniversiteden mezun oldum ve sizin karşınızdayım diyebilmek için işverene bu dönemi çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu dönem sadece ders çalışmaktan geçmiyor arkadaşlar. Şöyle bir düşünecek olursanız, Türkiye'deki üniversitelerin tamamına yakınında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var. Tamamına yakınında işletme var. Belki yönetim bilişim sistemleri için düşündüğümüzde sayı biraz daha az. O halde sizin yarınlarda başarılı olabilmeniz için diğer mezunlardan bir farkınızın olması gerekiyor. Bu farkı yaratacak olan sizlersiniz. Bizler üniversite olarak
buradaki rektörlük olarak, dekanlıklar olarak, bölümler olarak, öğretim üyelerimiz olarak sizlere bu yarınlara hazırlanırken altyapıyı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu imkanları sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Lütfen bu imkanları değerlendirin. Sadece ders geçmek için, sadece CC notuna hedeflemek için, sadece 4 yıl sonra burayı bitirmek için bu 4 yılınızı harcamayın. Bu 4 yılınızı yarınlara hazırlık dönemi olarak geçin. Mezun olduğumda ben şu donanımlara sahip olacağım, şu donanımlarla burada mezun olacağım diye kendinize hedefler koyun. Bu hedefler doğrultusunda çalışın. Sadece ders geçeceğim, sadece okulu bitireceğim derseniz inanın yarın bunun acısını çekecek olan sizlersiniz. Bu dönem içerisinde sizlere ders veren öğretim elemanlarımızı, hocalarımızdan maksimum şekilde faydalanmaya gayret edin. Derslere katılın. Derslere sadece vücudunuzla değil kafanızla katılın. Ders dinleyin. Sadece arkadaşımdan cep telefonundan acaba ne mesaj geldi kaygısıyla ders dinlemeyin arkadaşlar. Bunun bir faydasının olmadığını ve kaybeden sizler olduğunu inanın mezun olduktan sonra çok acı bir şekilde göreceksiniz. Onun için bu dönemi maksimum bir şekilde, verimli bir şekilde değerlendirmek için elinizden gelen gayreti gösterin. Sorgulayıcı olun, soruşturun, araştırın, nedenini, niçinini, size aktarılan bilgilerin kökenine inmeye çalışın. Şu ana kadar yetiştiğiniz sistem içerisinde belki böyle bir mantıkla yetişmediniz. Çünkü test sistemi sorgulama mantığını maalesef erozyona uğratan bir yaklaşım. Ancak bu ülkemizin bir gerçeği. Bu gerçek içerisinde test sistemiyle yetişen sizler, üniversiteye geldiğinizde de sorgulayıcı olmazsanız, düşünme tarzınızı geliştirmezseniz, yarın bir gün mezun olduktan sonra da bunların acısını çekmeye devam edersiniz. Mezun olamazsınız demiyoruz, dikkat edin. Bir şekilde burada mezun olacaksınız. Eminim ki hepinizi başarıyla buradan uğurlayacağız ve yine belki bir mezuniyet töreninde sizlerle bir araya geleceğiz. Ama önemli olan bugünle bu mezuniyet töreni arasında geçecek olan zamanı sizin verimli bir şekilde kullanmanız. Bilgiye ulaşmak artık çok kolaylaştı. Bilgiye ulaşmak diye bir zorluk günümüzde kalmadı arkadaşlar. Eskiden kitaba ulaşmak, dergilere ulaşmak, makalelere ulaşmak büyük bir problemdi. Ama günümüzün iletişim teknolojileriyle artık bir cep telefonunuzdan dahi birçok bilgiye anında ulaşabilecek durumdasınız. Bu bilgiyi, önemli olan bu bilgiyi alıp, işleyip, kafanızda analiz edip, verimli bir hale dönüştürebilmek. Çağ bu çağ. Çağ bilgiye ulaşma çağı değil, bu bilgiden faydalanabilme çağı. Bunun yöntemlerini, metotlarını geliştirmek zorundasınız. Burada bahsettiğim bilgiye ulaşmak değil, önemli olan bilgiye nasıl ulaşacağınızı bilip, bilgiyi alıp, işleyip, bunu faydalı bir hale, katma değer üretecek bir hale dönüştürebilmeniz. Bunun için de sadece derslerle yetinmeyip, sadece sınıf geçmeyle yetinmeyip, araştırıcı, sorgulayıcı, nedenini, niçinini, kökenini araştıran bir mantık kazanmanız gerekiyor. Biz Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi olarak rektörlük olsun, diğer tüm birimlerimizle sizlerin iyi yetişmesi için bütün altyapı imkanlarını sunuyoruz arkadaşlar. Burası genç bir üniversite. Yeni bir üniversite nispeten. Ancak bunun birçok avantajı olduğunu göreceksiniz. Buradaki donanımlarımız birçok üniversitede bulunmayan en son teknolojiyle yapılmış modern donanım. Genç ve dinamik bir öğretim üyesine sahibiz. Sizlerle çok daha rahat iletişim kurabilecek arkadaşlarımız mevcut. Benim sizlerden isteğim hocalarımızın kapısını sürekli olarak açlandırmanız. Not istemek için değil ama bilgi istemek için, kendinizi geliştirmek için. Buna bütün hocalarımız memnuniyetle yaklaşacaklardır. Bundan büyük bir mutluluk duyacaklardır sizin daha iyi gelişmenizi görmek açısından. Üniversite sadece aldığınız veya alacak olduğunuz eğitimle ilgili olarak kendinizi, akademik bilgilerinizi geliştireceğiniz bir ortam değil. Aynı zamanda dünyayı, Türkiye'yi, bölgemizi, dünyada meydana gelen olayları sorgulayıp, araştırıp, nedenlerin içinde düşünmeniz gereken bir ortam.
Üniversiteye girdiğiniz dönem ile üniversiteden çıktığınız dönem arasında sizin hayata bakışınız açısından, hayata algılayışınız açısından birçok farklılık olması gerekiyor. Burada kastettiğim sadece bilgi yüklenmek değil. Olaylara yaklaşım tarzınız, olayları algılayışınız, hissedişiniz, bunların hepsinde belirli değişiklikler olması gerekiyor. Üniversiteden olması gereken, üniversite hayatından olması gereken budur arkadaşlar. Bunun için üniversitemiz bünyesinde kurulmuş değişik kulüplerimiz var. Bu kulüplerde mutlaka ve mutlaka görev var. Eminim ki sizin kendi ilgi alanınıza uygun bir kulüp, bir grup bulunacaktır üniversitede. Yoksa siz oluşturun, biz bunlara destek olalım. Ama sadece ve sadece öğretim üyelerimizden, bizlerden beklemeyin. Bu organizasyonları, bu organizasyon yapma yeteneğini sizlerin kazanması gerekiyor. Bunun için de birlikte çalışmayı, farklı anlayıştaki, farklı şehirlerden gelen sizlerin bir araya gelerek ortak projeler üretmeyi, ortak değerler uğruna bir şeyler yapabilmeyi bu üniversite sıralarında, bu aşamada kazanmanız gerekiyor. Sosyal imkanlar açısından mutlaka ve mutlaka bu tür sosyal faaliyetler içerisinde, kulüpler içerisinde görev almanızı ben istiyorum. Spor tesislerimiz mevcut. Bu spor faaliyetlerinden mutlaka faydalanın. Kendinizi belirli bir alanda, ilgi duyduğunuz bir alanda mutlaka ve mutlaka hem bedenen gelişmeniz hem fikren gelişmeniz açısından bu da çok önemli bir unsur. Bu sebepten dolayı sadece derslerinde, sadece sosyal faaliyetler değil, sportif faaliyetler içinde üniversitemizde oldukça iyi imkanlar bulunmakta. Tabii ki bu bahsettiğim donanımları kazanabilmek, hayata algılayışı farklılaştırabilmek için okumak gerekiyor arkadaşlar. Ama bu okumak sadece cep telefonunuza gelen elektronik mesajlar okumak olmaması lazım. Sadece magazin haberlerini okumak olmaması lazım. Sadece televizyonun karşısına geçip edilgen bir şekilde size aktarılan, gözünüzün önünden şerit gibi geçen kareleri seyretmek de olmaz. Bunun yolu okumaktan geçer. Alanınızla ilgili okuyun, ilgi duyduğunuz konularla ilgili okuyun. Türkiye ile ilgili, dünya ile ilgili, felsefe ile ilgili, sanatla ilgili aklınıza gelebilecek, ilgi duyabileceğiniz alanlarla ilgili mutlaka ve mutlaka okuyun. Kütüphanemizde oldukça kitap sayısı olarak çok fazla değil ama sizin ilgi duyabileceğiniz birçok eser mevcut. En kısa sürede kütüphanemizi ziyaret edin. Buradan faydalanmaya başlayın. İlgi duyacağınız kitaplar varsa kütüphanemize alınmasını istediğiniz, bunu bölümleriniz aracılığıyla, dekanlığımız aracılığıyla rahatlıkla bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz bunları temin etme sözü veriyoruz sizlere. Yeter ki sizler bu alanda okuyun. Ve daha iyi bu tür faaliyetleri, okuma faaliyetlerini, kendinizi geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeniz için önümüzdeki hafta inşallah yeni bir kütüphane binasının inşaatına da başlıyoruz. Oldukça modern bir inşaat olacak. Bu içerisinde birçok birimleri sizlerin faydalanabileceğiniz, sadece kitap okuma değil, ortak çalışma yapabileceğiniz, proje üretebileceğiniz, rahat okuma mekanlarından elektronik olarak sunulan bilgilere ulaşabileceğiniz bütün altyapının olacağı bir kütüphaneyi biz en kısa sürede sizlere kurmak için uğraşıyoruz. Ama bunlardan faydalanmak sizlere düşüyor arkadaşlar. Ben burada bu nasihatlerimi bitiriyorum. Sizlere tekrar başa dönüp başta söylediğim konuyu bir daha hatırlatmak istiyorum. Buradaki eğitim-öğretim dönemini mutlaka ve mutlaka bir şekilde tamamlarsınız. Tekrar ediyorum, önemli olan bu süreyi verimli bir şekilde geçirip yarınlara mezun olduktan sonra çok hazır bir şekilde, donanımlı bir şekilde atılabilmek. Bunun için biz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak en başta ben rektör olarak rektörlükteki bütün teşkilatımız, dekanlıklarımız, fakültedeki bölümlerimiz, bölümlerdeki bütün öğretim elemanlarımız sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden gelene değil, en iyisini yapmaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bu düşüncelerle hepinize tekrar üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Burada geçireceğiniz, aramızda geçireceğiniz en az 4 yıllık sürecin, dönemin huzurlu, mutlu ve sonunda da az önce söylediğim ilkeler çerçevesinde başarılı bir dönem olmasını diliyorum. Önümüzde başlayan 2012-2013 eğitim öğretim döneminde
Sizlere başarılar diliyorum. Yeni bir heyecanla, yeni bir şevkle, dört elle derslerinize ve az önce söylediğim kendinizi yetiştirmeye dört elle sarılmanızı istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Zeynep Türk'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Enstitü Müdürüm, değerli öğretim elemanları, idari personel arkadaşlarım, geleceğin yönetim bilişimcileri ve işletmecileri, Osmaniye Korkut Ulan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oryantasyon programına hoş geldiniz diyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle siz sevgili öğrencilerimizi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdareler Fakültesini tercih ettiğiniz için yürekten kutluyor ve İBF'li olma ricalına sahip olduğunuz için kendinizi ve ailenizi alkışlamanızı istiyorum. Sevgili öğrencilerimiz, günümüz bilgi çağında ülkelerin zenginlikleri sahip oldukları eğitimli insan kaynağı ile sağlanmaktadır. Peki bu eğitimli insan kaynağı zenginliği nasıl sağlıyor? Elbette ki değer yaratmak suretiyle. Peki bu bağlamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne yapıyor? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işte bu değer yaratma faaliyetini sürdürecek iyi eğitimli yönetici ve personeli yönetiyor. Yetiştiriyor. Osmaniye Korkut Ulan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de hem ulusal hem uluslararası alanda bu İİBF fakülteleri içerisinde en iyi olma yolunda çaba içerisindedir. Sevgili öğrenciler, küreselleşen iş dünyasında ulusal ve uluslararası işletme ve kurumların kapıları inanın ki size sonuna kadar açıktır. Ancak bu kapıdan içeri girebilmeniz için kendinizi uluslararası rekabete hazırlamanız gerekmektedir. Bu nedenle önümüzdeki eğitim öğretim yılını kendinize yetiştirmeniz ve işletmeci deyimiyle tam anlamıyla kendinize yatırım yaparak geçirmeniz gerekmektedir. Rektör hocamızın da belirttiği gibi derslerinize dört elle sarılmanız, bunun yanı sıra en az bir yabancı dil öğrenmeniz ve bilişim alanında kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekmektedir. Bizler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sizi bu rekabet ortamına hazırlama konusunda üzerimize düşeni fazlasıyla gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Henüz çok genç olan ve hızla büyüyen fakültemizde hali hazırda 7 tane bölümümüz mevcuttur. Bu bölümler içerisinde işletme ve yönetim bilişim sistemleri eğitim ve öğretime devam etmektedir. Diğer bölümlerimizde hızla öğrenci alma çabası içerisindedir. Bu arada fakültemiz 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı içerisinde ilk mezunlarını verecektir. Bunun da burada gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Osmaniye Korkut Ulan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş sizleri kaliteli eğitim hizmetiyle tanıştırmanın yanı sıra yapmış olduğumuz değişik sosyal etkinliklerle ve sizlerin öğrenci kulüpleri aracılığıyla yapacağınız etkinlikleri destekleyerek sosyal hayata da hazırlama çabası içerisindeyiz. Küresel rekabete hazır olmanız için bir yandan çağın gereklerine uygun hazırlanan ders programları ile sizleri donatırken diğer yandan ulusal ve uluslararası değişim programlarını önemseyerek sizlere başka kültürleri, üniversiteleri ve ülkeleri tanıma fırsatını da sunuyoruz. Bu amaçla sayıları sürekli olarak artmakla birlikte hali hazırda 44 adet Farabi anlaşmamız ve 15 adet Erasmus anlaşmamız mevcuttur. Sizleri bu değişim programlarına katılmaya davet ediyorum. Osmaniye Korkut Ulan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisiyle görevlisinden oluşan kaliteli akademik altyapısı ve idari personeliyle siz öğrencilerimize eğitim hizmeti sunarken odağına,
akademisyen, idari personel ve en önemlisi de öğrenci memnuniyetini yerleştirmiştir. Buradaki hedefi de amacı da yine en iyi İBF'ler arasında yer alabilmektir. Sevgili öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının iş bulma olanakları diğer fakültelerle kıyasladığımızda çok fazladır. Çünkü İBF mezunları çok geniş yelpazede, çok prestijli işler imkanına sahipler, iş bulma olanağına sahipler. Örneğin kaymakam olabilirler, örneğin idari yargı hakimi olabilirler, yemeli mali müşavir olabilirler, uzman olabilirler, tepe yöneticisi olabilirler, bilişimci olabilirler. Vesaire vesaire saymakla bitmiyor. Birazdan öğretim eleman arkadaşım sizlere daha ayrıntılı bilgi verecek. Dolayısıyla arkadaşlar önümüzde çok geniş bir iş imkanı var, iş yelpazesi var. Bunların hepsi birbirinden prestijli işler. Yalnız bu işleri elde etmek için bugünden hedefinizi belirlemelisiniz ve ona yönelik kendinizi yetiştirmelisiniz. Sizleri biz bu mesleklere, bahsettiğim mesleklere hazırlarken Osmaniye Korkut Adı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri olarak ve personeli olarak her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum ve her zaman iletişime açık olduğumuzu belirtiyorum. Benim öncelikle öğrencisi, sonra mezunu, sonra da mensubu olmaktan, sizler ise şimdi öğrencisi, sonra mezunu ve isterseniz mensubu olabileceğinizden her zaman gurur duyacağınız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tercih ettiğiniz için canı yürekten kutluyorum. Ve herkese sağlıklı ve başarılı eğitim öğretim yılı diliyorum. Şimdi de sunumlarını gerçekleştirmek üzere araştırma görevlisi Eda Bekçe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın rektörüm, rektör yardımcılarım, dekanım, enstitü müdürüm ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenciler, öncelikle hoş geldiniz İBF oryantasyonumuza. Ben çok uzatmayacağım lafı. Önce bir sunumla birlikte. Genel anlamıyla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi topluma, Türkiye'ye aynı zamanda dünyada teknik olmayan yönetici ve vasıflı personel yetiştirmek için bu ihtiyacı karşılayacak bireyler yetiştiren fakültelerdir. OKİBF burada görüldüğü gibi 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. İlk başta işletme bölümüyle eğitim öğretime başlamış. Daha sonrasında 2009-2010 yılında da yönetim bilişim sistemleri bölümüyle eğitim öğretime devam etmektedir. Ve işletme bölümü mezunlarımızı bu yılın sonunda ilk mezunlarımızı vereceğiz. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi gerek kurulduğu tarih itibariyle gerekse kadrosu itibariyle çok genç bir üniversitedir. İBF'nin içinde yer alan bölümlerimiz burada görüyorsunuz işletme bölümü, yönetim bilişim sistemleri, iktisat, maliye, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler. Ancak şu anda eğitim öğretime devam eden iki bölümümüz bulunmakta. İşletme bölümü ve yönetim bilişim sistemleri bölümü. Diğer bölümlerinde kurulması için çalışmalar hala devam ediyor. Ben önce kısaca bir işletme bölümü nedir size bunu anlatmak istiyorum. İşletme bölümü bilgi, insan kaynağı, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak uzun dönemde kar, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş iktisadi bilimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalıdır işletme bilimi. İşletme biliminin amacı ve hedeflerine baktığımız zaman ise özellikle bizim üniversitemizde işletme eğitiminin temel amacı kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararlar verebilen bireyler yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüz işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini hem teorik hem de pratik açıdan uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca iş dünyasında analitik düşünebilen, sorunların çözümüne belirli stratejiler geliştirebilen öğrencileri de hayata kazandırmaktır. Daha önce de söylediğimiz gibi işletme bölümünden ilk mezunlarımızı biz bu yılın sonunda vereceğiz. Yönetim bilişim sistemlerine geldiğimiz zaman
2012 yılında 78 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 39'u normal öğretim, 39'u ise ikinci öğretim olmak üzere. 2014-2015 yılında da öğrenci ilk mezunlarımızı vereceğiz. Şu anda normal öğretimde 88, ikinci öğretimde ise 90 öğrencimiz, toplamda 178 öğrencimiz var. Peki yönetim bilişim sistemleri dediğimizde nedir yönetim bilişim sistemleri, amacı nedir? Yönetim bilişim sistemleri bölümü, endüstriyel ve ticari işletmelerin yönetimi ve işleyişinde bilişim teknolojilerine dayalı bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri bulunmak amacında olan bir programdır yönetim bilişim sistemleri. Son yıllarda bilişim teknolojilerinin her alanda olduğu gibi iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında yönetim bilişim sistemleri alanında yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yönetim bilişim sistemleri bölümü, bilişim ve işletme konularını donanım, yazılım, analiz, planlama, karar ve kontrol verme mekanizmaları, veri tabanı kullanarak bir kurumun işleyiş, yönetim ve karar verme işlemlerini desteklemek üzere bilgi sunan, bütünleşik insan makine sistemlerine inceleme yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmeye hedeflemektedir. Bu bölümümüz, yani yönetim bilişim sistemleri bölümü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de endüstriyel ve ticari işletmelerde hem bilgi teknolojileri hem de işletme yönetimi alanlarında geniş bilgi sahibi bilişim sistemleri ve bilişim teknoloji profesyonellerini, yani yönetim bilişimcilerini yetiştirecek bireyler öncelikle Osmanlı olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaklardır. Burada şunu eklemek istiyorum. Bir yönetim bilişim sistemi mezun olduktan sonra yönetim bilişimcisi ünvanıyla mezun oluyor. Peki benim hep merak ettiğim, bir YBS, yönetim bilişim sistemleri mezunu ne iş yapar? Ne iş yapar derken nerede çalışır, daha ziyade hangi görevlerde bulunur? Bunları saymak istiyorum. Bilişim uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesi konularında, bilişim projelerinin yönetiminde, bilişim kaynaklarının ve sistemlerinin yönetiminde, bilişim ve iletişim teknolojilerinde risk ve güvenlik yöntemlerinde, süreç tasarımı ve iş akışı yönetiminde, kurumsal kaynak planlamasında, müşteri ilişkileri yönetiminde, tedarik zinciri yönetiminde, sayacağım daha çok var ama kısa kesmek istiyorum, e-ticaret alanında girişimcilik, danışmanlık ve yöneticilik gibi alanlarda çalışabilirler. Fakülte kadromuz. Dekanımız Profesör Doktor Sayın Zeynep Türk. İşletme bölümümüz bölüm başkanımız Doçent Doktor Sayın Mehmet Cihangir. Yardımcı Doçent Doktor Sayın Bülent Öz. Yardımcı Doçent Doktor Efe Efeoğlu. Yardımcı Doçent Doktor Servet Önal. Öğretim görevlisi Emre Yakut. Yönetim bilişim sistemlerinde ise Sayın Profesör Doktor Aykut Gül, bölüm başkanımız Sayın Murat Türk, doçent doktor Sayın Fedai Çavuş, yardımcı doçent doktor Yüksel Avcılar, yardımcı doçent doktor Esen Yülifit, kamu yönetimi bölümümüzde bölüm başkanımız yardımcı doçent doktor Fatih Bilaloğlu, ayrıca yardımcı doçent doktor Musa Şanal, iktisat bölümümüzün bölüm başkanı yardımcı doçent doktor Erdal Aslan, maliye bölümümüzün bölüm başkanı ise yardımcı doçent doktor Alparslan Yaşar. Sağ tarafta da araştırma görevlerinin isimlerini görüyorsunuz. İşletme bölümünde Bahadır Ergün ve Seval Renkal. YBS bölümünde Tuncay Orak. Uluslararası ilişkilerde ben. Maliye bölümünde Mehmet Ela. Ekonometride ise İdil Koçak. Burada da böyle bir şemayla bölümlerimizin bölüm başkanlarının dağılımını görüyorsunuz. Tek tek söylememe gerek var mı hocam? Söyleyeyim mi? Tamam. İşletme bölümü burada ders içerikleri yazıyor. Bunu da şöyle açıklamak istiyorum. Aslında bu işletme bölümünde gördüğünüz işletme bölümünün ana bilim dalları. Bu ana bilim dallarına ait dersler veriliyor işletme bölümünde. Yönetim bilişim sistemlerinde ise böyle bir ana bilim dalları ayrımı yok. Yani işletme ana bilim dalı ya da bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi ana bilim dalları yok. Ancak bu alanların, bu bilim dallarının içine giren dersler yönetim bilişim sistemleri bölümünde okutuluyor. Burada böyle bir ayrım vardı.
az önce saydı. Şu anda toplamda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde 40 öğretim elemanı bulunmakta. Öğrenci sayımız da 565. Lisans üstü öğrenci sayımız 119. İdari personelimiz. İBF günleri, bu İBF günleriyle ilgili olarak söylemek istediğim İktisadi İdari Bilimler Fakültesi günleri belirli periyotlarla dönem dönem gerek bu salonda gerekse diğer küçük rektörlük salonumuzda olmak üzere çeşitli sektörlerden, bazı kuruluşlardan, özel veya kamu kuruluşlarından gelen konuşmacıların verdikleri seminerlerdi. Buradan da örnekleri görebiliyorsunuz. İBF günleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi verdiği nitelikli eğitimin yanı sıra öğrencilerin güncel ve soru ve sorunlardan haberdar olması, konularıyla ilgili olarak bakış açılarını genişletmesi, gerek Türkiye'nin, gerek bölgenin, gerekse dünyanın soru ve sorunlarından haberdar olması açısından fikir sahibi olmaları için düzenlenen günlerdir İBF günleri. Bunlar örnekler. Daha önce gerçekleştirilen. Geleneksel yaz seminerleri ise İBF öğretim elemanlarının belirli konular hakkında kendi içlerinde gerçekleştirdiği seminerler. Gördüğünüz gibi bahar şenliğinden burada görüntülerimiz var, tarih gezisinden görüntülerimiz var. Farabi anlaşmaları, bu yurt içindeki üniversitelerle yapılan bir değişim anlaşması. Üniversitemizin şu anda gördüğünüz gibi yurt içinde 44 tane üniversiteyle değişim anlaşması var. Değişim anlaşması isterseniz okumak istediğiniz Türkiye'nin herhangi bir yerindeki üniversitelerden birine başvurup ortalamanız, çeşitli kriterleri eğer yerine getirebiliyorsanız bir dönem süreyle zannediyorum, bir yıl süreyle burada okuyabiliyorsunuz bu okullardan birinde. Bu yurt içi olan, şu anda 2012-2013 güz döneminde, yani bu dönem 8 öğrencimiz Farabi Üniversitelerinden birinde okuyacaklarmış, devam edecekler. Erasmus da Farabi'nin yurt dışı kolu gibi düşünelim, yani kolu değil ayrı bir şey ama mantık aynı mantık. Gördük, şu anda burada 10 tane üniversite görüyoruz ama 15 tane anlaşmamız var yurt dışı üniversiteleriyle. 2012-2013 yüz döneminde de 5 öğrencimiz Erasmus'la yurt dışına gidecek. Erasmus ve Farabi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, eğer siz de yurt dışında öğretiminizin bir kısmını tamamlamak ya da devam ettirmek istiyorsanız dış ilişkiler ofisiyle görüşebilirsiniz. Onlar size detaylı bilgi verecektir. Son olarak eklemek istediğim bir diğer nokta ise şu, henüz bu sanırım bizim fakültemizde çalışmaları devam ediyor bunun için. Diploma eki çalışmaları, bu önemli bir konu. Diploma eki nedir? Önce biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yüksek öğretim kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen diplomayı tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir diploma eki. Sadece verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler tarafından da anlaşılmasına yardımcı olur. Alınmış olan dereceye ilişkin olarak doğru değerlendirme yapılması için her türlü bilgiyi bu diploma ekinden sağlanabilir. Diploma eki mezun olan her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte çok konuşulan Avrupa dillerinden birinde ilk nüshası ücretsiz olarak verilen açıklayıcı bir belgedir. Bu belgenin de mezun olan öğrencilerimize verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ederim. Programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz.